Bugünden itibaren yeni bir bölüm açacağız ve zaman zaman bu bölümü burada göreceksiniz. Elif Çetin eski bir reklamcı, hala reklamcılık yapıyor. Loud and Proud adında bir şeyleri var. E-mail grupları ve internet siteleri. Bana da zaman zaman atıyorlardı. Çok ilginç dünyadaki trendleri anlatıyor. Dedim ki ya Elif gel sen bizim yayına bağlan. Biraz bunları yayında konuşalım. O da dedi ki neden olmasın bağlanayım dedi. Ve de şu anda Elif yayınımızda. Elif merhaba. Ve bir anda bağlandı, merhaba. Evet. Japonya'dan mı bağlanıyorsun? Arkanda ne yazıyor Japonya'da? Sonsuzluk ve bir gün daha yazıyor. Kendi kendime resim yapmaya çalıştığım dönemlerde. Ne demek sonsuzluk eser. Ve bir gün daha? Yani ne demek? Ne anlama geliyor bu? Sanırım bir film izi. Evet, Japonların böyle bir şeyi varmış kültürlerinde. Sanırım bir filmden ya da okuduğum bir şeyden sonra çok etkilenmiştim. Tabii ki şimdi bir sanatçı efektinden bahsetmeyeceğim. Çünkü bugünkü konumuz çok farklı. Ama bir dönem kendimi biraz daha rahatlatmak adına resim yapıyordum. Ve işte artık yapma, evde hiç yer kalmadı diyene kadar da yapmaya devam ettim. Bu da onlardan biri. Yani aslında orada olmasının komik bir sebebi var. Ama onu da şu anda söylemeyeceğim herhalde. Her şeyi de anlatma ya o kadar da. Zaten peki, hiçbir şey anlatmadım şu anda. Evet. Peki ne konuşuluyor? Bize ne anlatacaksın bugün? Dünyadaki trendleri konuşacağız değil mi seninle? Özellikle teknolojide, tasarımda, show dünyasında, hangi trend, Silikon Vadisi'nde neler konuşuluyor? Neleri anlatacaksın bugün bize? Şimdi öncelikle biraz isterseniz kısaca bahsedelim bu Loud and Proud kimdir diye. Siz o kadar güzel telaffuz ediyorsunuz ve söylüyorsunuz ki her seferinde bize anlattığınızda. Biz aslında bir ekosistem şirketiyiz ve günümüzün iş dünyasında nasıl bağlantılar yaratabiliriz, nasıl fırsatlar yaratabiliriz biraz bunlara odaklanıyoruz. Ama köklü bir değişim sürecinin içerisinden geçtiğimiz için hemen alıp sıfır noktasından yüz noktasına getirmek çok mümkün olmuyor. Bu kişiler için de geçerli, işletmeler için de geçerli. Sonuçta ortada büyük hikaye var. Dolayısıyla da hizmetlerimizi yaratırken bunun yanına çeşitli ürünler de yarattık. Ve mesela dedik ki içerik yapmamız lazım ama içeriği de artık öyle bir ele almamız lazım ki bunlar copy paste olmamalı. Bunlar işte herhangi birisinin yazdığı düşünceleri alıp kendimizinkiymiş gibi göstermek olmamalı. Biz günün sonunda bir vizyondan bahsetmeliyiz. İnsanlara ilham vermeliyiz. Nasıl yapabiliriz bunu dedik. Sonrasında da işte Loudness bize bu konuda yardımcı evet. Oldu. Burada neleri kapsıyoruz aslına bakarsanız? Tabii ki teknoloji çok büyük bir yer tutuyor burada. Çünkü hayatımızın her yerini kapsamış durumda şu anda. Ama trendlerin geneline baktığımızda ben bir slide'da paylaşmıştım arkadaşlarımızla. Gösterebilirlerse çok memnun olurum. Sizinle de bu konu başlıklarıyla ilgili konuşacağız çünkü sıkça. Genel böyle bir şey slide'ımız var. Evet. Mesela diyelim ki şimdi her şeyin yanına tech getiriyoruz değil mi? Agritech, home tech, şu tech, bu tech. Ama aslında bunlar ne anlama geliyor ve bizim hayatımızda neden önemli? Tüketici olarak neden önemli? Eğer bir iş yapıyorsak neden önemli? Dolayısıyla da biz buna hikayeleri şekillendirmek dedik. Yani siz burada gördüğünüz başlıklarla ilgili her an bana her tamam. Şeyi sorabilirsiniz ve ben tamam. De size yanıt verebilirim. Çok iyi bir giriş yaptın. Şimdi başlayabiliriz. Ne var bu hafta konuşacağımız? Birazcık şeyden bahsedelim dedim. Neler yükseliyor? Yani çünkü ülkenin gündemi o kadar karmaşık ve hızlı değişiyor ki böyle durumlarda bizim çok aslında bu tarz umutsuzluklara kapılmadan neler yaratabiliriz, neleri üretebiliriz biraz daha onlara odaklanmamız ve bunlarla ilgili heyecanlar duymamız lazım. Çünkü bizimle ilgili çok ciddi büyük fırsatlar var. Mesela yükselen pazarlara bakabiliriz. İşte bununla ilgili neyi göndermiştim? Ben demiştim ki bitki temelli etler. Yani hiçbir ne demek bitki gıda temelli kalmıyor. Et? Evet. Plant-based diye geçiyor dünyada. Aslında laboratuvarda üretilmeye başlanan ve işte birkaç yıllık bir çalışma aslında bu. Yani bir ürünün buradan çıkıp ölçeklenip maliyetlerinin düşüp tamamen perakendeye gidip raflara gelmesi gibi bir süreç var önümüzde. Bakıyoruz, görüyoruz şu anda. $9.49. 10 dolara işte siz orada bir şey alabiliyorsunuz. 500 gramlık bir kıyma alabiliyorsunuz. Aslında bu bir et gibi. Görünüşü o, adı o ama içi tamamen bitkilerden ve bunların... Tadı da o aslında. Ben tattım da bu Impossible Burger'in haberini yapmıştım daha önce. Niye tattınız? New York'ta tattım. Amerika'da tattım. Bayağı o kokuyu da vermeye çalışıyorlar hani et izlenimi vermeye çalışıyorlar hissi. Ben İstanbul'da tattım ve kesinlikle o
yani aynı şey değildi ve dedim ki belki de ben de bunu gerçekten Amerika'da denemeliydim. Çok haklısınız. Birebir her şeyle aynı yapıyorlar. Mesela işte bunu tavukların yaptılar. Sonra tabii ne oldu? Bu büyük şirketler anlaşmalar yaptılar. İşte en büyük iki rakip, birisi Beyond Burger'la anlaştı, birisi Impossible Burger'la anlaştı. Bu bize neyi söylüyor aslında? Önümüzdeki dönemle ilgili çok fazla alanda bizim soru sormamız lazım Cüneyt Bey. Yani nasıl beslenmeye devam edeceğiz? Yiyecek bir şey bulabilecek miyiz? Sektörler bunun neresinde olacak? Bağlantıları nasıl kurmalıyız? Çünkü bugün baktığımız zaman hiçbir şey sadece kendisiyle ilgili değil. Biraz biz bunları da anlatmaya çalışacağız. Siz hep söylüyorsunuz yani eski şeyleri yaparak yeni yollardan gidemezsiniz. Biraz bunları düşünmemiz lazım. Biraz bunları konuşmamız lazım. İşte biz de belki bu noktada biraz destek olabileceğiz. Biraz yardımcı olabileceğiz diye düşünüyorum. Kanabisli ürünler var. Oraya hiç gireyim mi girmeyeyim mi bilmiyorum ama Girme girme oraya inanılmaz bir girme. pazar. Aynen. Peki İnanılmaz bir şu anda pazar ama yani girmeyelim. dünyada böyle bir pazarı var. Yani yiyecek sektöründe hani etin yerine etimsi yani ete benzeyen ama Evet. daha çok sebzeden üretilen ya da işte yeşilliklerde üretilen yeni bir trend söz konusu. Türkiye'de de bu çoğalmaya başladı mı? Ben pek dikkat etmedim. Şimdi Yani her Türkiye'de yerde birkaç bulabiliyor musun? Hayır, böyle bir ürün olarak bizim karşımızda değil bunlar. Çünkü az önce anlattığım gibi burada bir ölçek durumu söz konusu. Türkiye'de bunu yapan bir iki yanlış hatırlamıyorsam Türk şirketi var ve yatırımlar da buldular. Çünkü bu maliyetli de bir iş aynı zamanda. Yani mühendislik vesaire de gerektiriyor. Bilim insanları da çalışması gerekiyor. Proteini alıp bu görünümdeki bir yapıya entegre etmek. Dolayısıyla bizim Türkiye'de herhalde bir en az 5-6 yıl gibi bir zaman olduğunu düşünüyorum önümüzde raflara çıkması için. Evet. Peki başka neden konuşacağız bugün? Devam edelim. Aslında çok geniş şeyler var. Mesela orada belki arkadaşlarımız görselini bulamayacak olabilir ama şeyi gördüm. Bizim bu tabloda birazcık wealth başlığı var. Yani dünyadaki bu en zengin insanlar. Her gün işte bunların arasında bir yarış var. Bir gün Elon Musk birinci oluyor. Öteki gün Bill Gates bunu alıyor elinden. Sonra işte Amazon'daki şey geliyor, başkan geliyor, o alıyor. En son yine Bill Gates'inkini gördüm. Yine bir numaraya yükselmiş Forbes dergisinde gördüm. İnternet edisyonunda. Ama şimdi mesela burada şundan bahsetmek istiyorum. En zengin olmuş ya da birinci sıraya çıkmış değil de biz burada belki neye bakabiliriz? Bu varlıkla yani bu wealth dediğimiz şeyle Bill Gates ne yapıyor? Yani şimdi biraz daha aslında işte kapitalist sistem ölüyor mu ya da işte kaynaklar el değiştiriyor mu ya da işte bu zengin insanlar vergi verecekler mi vesaire gibi bir sürü gündemler var ya. O mesela burada kendi şöyle bir yol seçti. Dünyanın geleceği yolu. Çünkü yani gidecek başka bir yer kalmadı. Birisi uzaya gidecek, diğeri Mars'a gidecek. O dedi ki hayır ben burada kalacağım, burada yaşamı koruyacağım. Buyurun. Elif, biz şimdi hep başkalarının yaptığı böyle bir hani give back ya da şeyleri konuşuyoruz. Çeşitli işte ne bileyim Amazon'un kurucusu Bezos şuna karar verdi. İşte ya da işte Elon Musk efendim Mars'a gidiyor ya da işte Bill Gates aşıyı daha büyük geliştireceğini söylüyor. Hiç Türkiye'de böyle şeyler konuşulmuyor. Bu tuhaf değil mi ya? Yani bu zenginler arasında sadece Türkiye dışındaki ülkelerde bir akım mı? Türkiye'ye gelmiyor mu böyle bir akım ya da böyle bir moda ya da ne diyeceğiz buna böyle bir trend? Sanırım ilişkileri ve bağlantıları yeni kurmaya başlıyoruz. Çünkü sizin de benim de ya da bizi dinleyenlerin arasında ilk 10 saniye içerisinde bir isim akla gelmemesi bize bunu söylüyor. Gerçekten böyle bir isim yok. Bizim ülkemizdeki insanlar sosyal sorumluluk projelerinde yer almıyorlar mı? Alıyorlar. İşte kurumsal iletişimlerinde fayda sağlayacak, topluma fayda sağlayacak şeyler yapmıyorlar mı? Tabii ki yapıyorlar. Ama biz bunları bu ölçekte ve bu konseptte görmüyoruz. Dünyada artık bu konular farklı açılardan ele alınıyor. Yani biz bunları kurumsal iletişimin altında ya da halkla ilişkilerin altında görmüyoruz da ayrı bir başlık olarak görüyoruz. Yani işte ne yapıyorlar? Melinda Gates'le eşi gitti vakıf kurdu. Diğeri işte diyor ki ben vakıf kurmayacağım ama şöyle bir yardımda bulunacağım. Şey diyor ki Jeff Bezos diyor ki David Letterman'la değil diğeriyle ama adı David Evet. ondan eminim. Neyse sonra takılmayayım şimdi. Sohbet ediyorlar diyor ki niye diyor Mars'a gitmek istiyorsun diyor. Çünkü diyor ben bu işe başladığımda, Amazon'u kurduğumda
kitap satmak istiyordum ama bunu yapmak için bir teknolojik altyapıya ihtiyacım vardı. En basitinden bir ofis düşün, işte bir yazıcıya ihtiyacım vardı. Benden önce bazı insanlar bunları yaptıkları için, bilgisayarı bulduğu için, interneti bulduğu için, bu teknolojik aletleri buldukları için benim hayatım o kadar kolaylaştı ki ben işimi aldım, büyüttüm, götürdüm. E peki şimdi bize burada yer kalmadığında, biz Mars'a gitmek istediğimizde insanların ha dediğinde bunu yapması mümkün değil. Bizim ülkemizde de şimdi bu program açıklandı. Biz de gideceğiz inşallah belirli bir planlanan tarihte ama nasıl olacak bu? Ben diyor o insanlara bunun yolunu açmak istiyorum. Yani artık bizim paramızı nasıl değerlendireceğimiz çok önemli. Evet. Yani Ama bir yandan yatırım da şöyle boyutunda da orada bir vesairede de. evet orada bir dilemma da var. Bir bunu hala ticari olarak mı yapıyorlar? Belli değil. Mesela Elon Musk ticari bir şey olarak görüyor. Amme hizmeti olarak görmüyor. Yani bayağı kolonyalist Tabii. bir bakış açısıyla Tabii. bakıyor. İkincisi de yani bu şeylerde mesela son zamanlarda bu adamlar bunları yapıyorlar. Bununla da ilgili bir kitap vardı. Şimdi adını hatırlamıyorum. Ama mesela bunu yapacaklarına ya kardeşim şu servetlerinizden bir kısmını vergi olarak verin de İşte Amerika'da mesela en çok bu konuşuluyor. Saatli 15 dolara çalışan günlük işleri yapan insanlar var. Son 10 yılda bu rakam hiç değişmemiş. Oysa bu adamların serveti 10 kat artmış, 20 kat artmış. Bu da konuşulan, tartışılan meselelerden bir tanesi. Devam edelim, başka bir konuya geçelim. İki konu daha Ben konuşalım. gerçekten şu anda değiştir şeydeki gibi hissettim. Değiştir. Yok İki yok, çok konudan konuşalım. uzatmayalım da Tamam. tadında olsun diye Şimdi söylüyorum ben. Yoksa şey değil, evet. bu kredi kartları konusunu bence konuşalım. Çünkü bu bizim bütün tüketicileri ilgilendiren bir şey. MIT'nin yaptığı bilimsel bir araştırma var. Bu haftaki Laudis'te de vardı. Diyor ki alışverişte mesela şeylerin eline, katılımcıların eline bir banka kartı vermişler, bir de kredi kartı vermişler. Demişler ki alışveriş yap. İnsanlar nakit kartlarının yani nakit paralarının bulundukları kartlarla alışveriş yapamamışlar. Ama kredi kartlarının şeyiyle limiti hiç sorun değil. Dev gibi alışveriş yapmışlar. Ne anlama Ve geliyor burada bu? şey bu şunu söylüyor. Yani diğerinde aslında ödül ceza mekanizması gibi. Birisinde hemen paran gidiyor ama diğerinde hemen paran gitmiyor ya. Aslında harcamıyormuş gibi hissediyorsun herhalde psikolojik olarak. Mesela bununla ilgili olarak şeyler var. Fintech diyoruz değil mi? Onun altında da bankalar diyoruz ve challenger bankalar diyoruz. Mesela Klarna diye bir şey var Cüneyt Bey. Dünyada bir marka var ve çok yükseldi değeri de. Milyar doları aştı. Klarna şöyle bir iş modeline sahip. Şimdi al sonra öde. Hatta bununla ilgili de Amerika'da ciddi tartışmalar var. Acaba insanları bu kadar borçlandırmak doğru mu diye. Yani teknoloji bir noktada bize fayda sağlıyor olabilir ama bir noktada da aslında bizi nereye götürmeye çalışıyor gibi bağlantıları bizim kuruyor olmamız lazım. O yüzden alışveriş ilişkilerimiz önümüzdeki dönemde daha soyut hale geleceği için örneğin işte baktım Instagram'da bir ayakkabı gördüm. Modelini çok beğendim. Evde de bir tane 3D yazıcım var. 3D printer'ım var. Artık onlar yayılmış. Nasıl şimdi yazıcılar var hepimizin evinde. O zaman da onlar olacak. Diyeceğiz ki işte bugün bu ayakkabıyı giyeyim. O gün onu ürettireceğiz mesela gibi. Yani o kadar soyut yerlere doğru gideceğiz ki teknoloji hayatımıza iyice girdikten sonra biraz belki buralara dikkat çekebiliriz. Evet. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı, bir konu? Son olarak eklemek istediğim bir konu bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Peki. Elimden geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Elimde çok güzel tartışılmasının çok faydalı olacağını düşündüğüm bir şey var. İngiltere, hemen biraz spoiler vereyim. İngiltere birkaç gün önce yükselme stratejisiyle ilgili bir rapor yayınladı Cüneyt Bey. İngiltere'yi nereye alacağız, nereye götüreceğiz ülke olarak ve teknoloji bunun neresinde olacak? Biraz belki bunlardan da bahsedebiliriz. Hani ülkemizdeki Tamam. durumları Onu konuşurken. yarın bahsedelim. Yarın yine böyle zihin Tamam. açıcı konulara devam edelim. Çok çok teşekkür ederim. Aramıza hoş Ben geldiniz teşekkür siz de. Çok ederim. teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ Sağ olun, olasın. iyi günler.